Evet arkadaşlar, kütle merkezi çalışmamızı yapıyoruz. Kütle merkezindeki mantığı biliyoruz. Kaç tane şekil var? Kaç tane hareket yapacağız? Bütün sistem buna dayalıydı. Hemen başlatalım olayımızı. Şuradan bir kalem seçelim önce. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya bakıyoruz. Neymiş bu? Dairesel leva. Süper. O zaman dairesel leva olduğuna göre ne yapıyorum? Önce 3 tane kütle merkezimi belirliyorum. 3 tane kütle merkezimi belirliyorum arkadaşlar. Şimdi birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Kütle merkezleri tanımlandı. Sonra ne yapacaktık hocam? Bunların kütlelerini bulacağız. Aynı maddede yapıldığına göre kütleleri nasıl buluyorduk? Alan bularak. O zaman burası nedir? 9 pire karedir. Burası nedir? 4 pire karedir. Burası nedir? Pire karedir. Bunları dönüşüm yaparsak m, 4m, 9m. Süper. Bunlardan kurtuldum. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Kütleleri dönüştük. Ondan sonrası neydi arkadaşlar? Biliyorsunuz bir noktaya göre tork alacağız. Torkumuzu alıyoruz. Torkumuzu alıyoruz. Kabul etmiyor mu? Torkumuzu alıyoruz arkadaşlar. Alalım. Nasıl başlıyorduk? Biraz beklesinler bekleyenler. 9m çarpı şu uzaklık ne kadar? Burası 3. Burası 2. 7. Bir de burada 8. 8R artı. 4M'un torkunu alıyorum. 4M çarpı. Şu uzaklık ne kadar arkadaşlar? 2. Bir de burada var. 3. Sonra ne yapıyorduk? Karşıya biliyorsunuz bileşik yazıyorduk. Toplam nedir? 9, 1 daha 10. 4 daha 14. MX'dir. Güzel. Sonra burada yapacağımız işlem neydi arkadaşlar? Matematik işlemi. Burası neydi? 72. Süper. Burası neydi arkadaşlar? 12. Ne çıktı buradan? 72, 12 daha 84. 84'ü eşittir 14 mx olduğunu gördük. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar bunu? Böleceğiz. Böldüğümüz zaman x'imiz de çıkacak. 84 bölü 14 uzaklıkta olduğunu göreceğiz. Bütün olayımız buna dayalı. Ondan sonra işte bu bizim cevap mantığımız olacak. Yalnız burada neye dikkat etmem gerekiyor? O1'den olan uzaklığı 84 bölü 14 buldum. Dikkat edin. Bana neyi soruyor? O2'den uzaklığı soruyor. O zaman O1 ile O2 arasındaki uzaklık 3R olduğundan 3'ten 84 bölü 14'ü çıkarttığım zaman tam bir sonucu yakalarım. Bunlara dikkat etmem gerekiyor. Eğer daha önce de konuşmuştuk Muhammed. Eğer O2'ye göre tork alırsan artıları eksilere dikkat etmen gerekiyor. Eğer artı eksiye dikkat etmezsen, çünkü O2 ortada kalıyor. O zaman büyük bir sıkıntı yaşıyorsun. Sıkıntı yaşamamak için en iyisi en uçlara göre alıp ondan sonra bir hareket daha yapmaktır. Gürşat, ne var soracağım? Yok herhalde bir şey. Geçiyorum arkadaşlar. Tamam. Geçiyorum. Tamam. Dediğim gibi eğer hocam ben eksi artı hatası yapmam, direkt o ikiye göre alırım derseniz efsane olur ama çok hata yapanı gördüğüm için en uçları çalışmak en iyisidir bu tür sorularda. Geldik buraya yeniden. Zaten ilk soruların bazı sorular 11. sınıfa yönelik olacak, işlemli sorular. Bir süre sonra bunlar TYT mantığa dönmeye başlayacak arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor? Okuyorum. Türdeş leva diyor. R yarıçaplı parça kesilip dıştan yapıştırılıyor. Kaç hareket var? 3 hareket var. Büyük leva, kesilen parça, eklenen parça. Tekniğimiz buydu. Sonra yapacağımız olay neydi? Kütlelere geçeceğim. 1, 2, 3, 4. O zaman bunun karesini aldığım zaman nedir arkadaşlar? 4R'nin pire karesi kullanırsam 16 pire kare bu. 16M eder. Hocam bu kesilen 2 yarıçaplı pire kareden 4 pire kare eder. Bu nedir? 4M'dir. Bu eklenen de nedir arkadaşlar? 4M'dir. Bana neyi soruyor? Yeni şeklin ağırlık merkezi nerededir diye soruyor. Ne yapıyorsun arkadaşım? En uca göre tork alıyorsun. 4M çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi ters tork var. 4M çarpı uzaklık ne kadar? 1, 2. Eşittir bileşke. 16. Toplamları 4'leri yok etti. 16M çarpı x olduğunu yakaladım. Burası nedir? 24'tür. Burası nedir arkadaşlar? 8'dir. 24'ten 8 çıkınca ne kaldı? 16. 16 çarpı x. X ne çıktı buradan? 1 olduğunu gördük. Demek ki tork aldığım noktadan 1 bölme geldiğim zaman cevabım çıkacakmış. Neymiş cevap anahtarım? K noktası olduğunu gördüm. K'dan sarsak dengede kalırmış arkadaşlar.
Aşağı indik. Artık görsel şekiller başladı. ÖSYM tarzı oluyor bunlar, dikkat edin. Ne diyor? Düzgün türdeş bir leva var. Bunu nereden asarsam şekildeki gibi dengede kalır. Teknemiz neydi arkadaşlar? Bir cismin dengede kalma şartı nedir? Astığımız zaman ipin uzantısı nereden geçmeli? Ağırlık merkezinden geçmeli. Efsane. O zaman hemen bulalım. Sana kalmış bir olay. İstediğin gibi bul. Şu ikisinin kütle merkezi burası. Doğru. Şu ikisinin kütle merkezi burası. Süper. Şu ikisinin emleri aynı. Eme. Birleştirdiğim zaman arkadaşlar ağırlık merkezinin nerede olduğunu görüyorsunuz, tahmin ederek de bulabilirsiniz. Şuralarda bir yerde olduğunu görüyorsunuz. Demek ki ben cismi astığımda, evet, ben cismi astığımda ne oluyor arkadaşlar? Şuradan ipin uzantısı geçmek zorunda. Bakıyorum. Zaten bunun tekniği arkadaşlar yanlışları bulmak çok işe yarar burada. Bakın, bu imkansız. Bakın, ağırlık merkezi buralardan geçiyor. Ben buralarda bekliyorum. İmkansız. Hemen en yanlışları aramaya çalış. Bakın, bu ne kadar açıktan geçiyor. Görüyor musunuz? Bu da yanlış. Bu benim biraz önce beklediğime ne yapıyor arkadaşlar? Bayağı çağırıyor. Bu nereden geçiyor dikkat ederseniz? Şu aşağılardan geçiyor. Bu da yanlış. O zaman cevap budur. Cevaptan emin olmak için şu hareketi de yapabilirsin. Bir sürü tekniği var bunların. Nedir hocam? Bakın, bir tane daha teknik göstereyim size. Şu şeklin, bakın şu şeklin ağırlık merkezi burada. Sorun yok. Doğru mu? Doğru. Bu şeklin ağırlık merkezi burada mı? Burada. Sorun yok. O zaman şu ikisinin kütle merkezi eğer şu ipin olduğu yerde birleşiyorsa bu şekil doğrudur. Birleşiyor mu hocam? Birleşiyor. Neden? Çünkü uzaklıklar aynı. Dediğim gibi bir sürü tekniğimiz var. Geldik. Yine bir işlem yapmamızı isteyen bir soru olmuş. Ne diyor? Aynı maddeden yapılmış türdeş kare leva şekildeki birleştiriyor. Ağırlık merkezi nerededir diye sormuş. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Neydi tekniğimiz? Önce şu levanın kütlesini belirliyorum. Bununkini belirliyorum. Sonra ne yapacaktık canlar? Alanlara geçeceğiz. Bunun alanı nedir? Şurayı ne diyelim? Görelim burayı. Görmeye çalışıyorum. Burayı 2 birim diyelim. Bakın burayı 2 bölme dedim. Burası ne kadar? 2 bölüm. Pi'ye kareyi kullanacağım. Pi. Şurası 2 bölüm olduğundan ne geldi buradan? 4 geldi. Pi'ye de 3 verdiğine göre burası nedir? 12'ye bağlandı. Anlaştık inşallah. Şimdi geldik şu neye geldik arkadaşlar? Dörtgene geldik. Dörtgen nedir arkadaşlar? Bakın burası 2. Burası da 2. Demek ki bu kenar ne kadar? 4. Bu çapa denk geldiğinden bu da nedir? 4'tür. Sınıflarda yaptık. Bu da ne çıktı arkadaşlar? 16 olduğunu gördüm. Tamam. Şimdi kütle dönüşüm yapalım. Sadeleştirelim. 4'e bölersek bu 4M'dir. Bunu 4'e bölersek 3M'dir. Bundan sonra hızlanabiliyoruz. Tahmin ederek de yapabiliyoruz. Tam yerini de bulabiliyoruz. Ben yine tam işlem yapmayı öğreteyim size. Şuraya göre tork alıyorum. 3M çarpı 1, 2, 3, 4. Eşittir bileşke. X ne çıktı canlar? 12 bölü 7 olduğunu gördüm. 4 neyin 4 olması? Anlamıyorum Kürşat. Hocam 4 ne 4 olacak Kürşat? Kare. 4'e 4 yazdım ya. Alanı mı 4 olacak? Neden ki? Ama sen alanı sen alanları 1'e 1 alırsan o olur. Ben ne yaptım? Her bir kutu 2 aldım. Fark edebildin mi burada? Anlaştık mı? Yani sen bu alanı bunun kenarına 2 alıyorsan fark etmez. Yani o benim dönüşüm hakkım. İstediğimi yapabilirim. Rahatlık olsun diye yaptım. Tork hazırlık yapıyorum ya burada. Ne çıktı buradan? X'imiz 12 bölü 7 çıktı. Buradan 12 bölü 7 nedir arkadaşlar? 1,5 gibi bir sayıdır yaklaşık olarak. 1,5 bölüme geliyoruz. 1, 1,5 ne çıktı? Lm arası. Dediğimiz gibi arkadaşımızın dediği de doğru. Şurası 2 bölme, burası 2 bölme. 4 çıkar. Bunu 1 alırsın yarı çapını. Pi'ye kareden 3 alırsın. Yine aynı yere gelecek. Bak yine 4'e 3 gelecek. Ben bir kat attım orada. Oo, tel. ÖSYM çok sever teli. Hadi yapalım. Ne yapacaktık telin mantığı? Parçalayacağız hocam. Süper. Parçalayalım. Bunların bir sürü tekniği var. Bakın onu da öğreteyim size. Sınıfta bunları tek tek öğrettim. Eğer bir yerde Z harfi görüyorsan, Z'yi görüyor musun? Bakın çiziyorum. Z harfi. Z harfini görürsen kütle merkezi tam ortadadır. 1, 2, 3. 3'e. Gördüğünüzü inanıyorum. Hocam bunun da M. Doğru. Çapraz birleştir. Çap. Süper. Kütle eşit olsa burada mı olurdu? Evet. O zaman birazcık 3M'e yakın olacak. KL arasında bir denge noktası yakaladım.
Hocam Z'yi görmüyorum. O zaman buna M'de, buna M'de, buna M'de birleştir. Yine cevabın çıkacaktır canım ciğerim. Sistemin kütle merkezi nerededir diye soruyor. Ne yapacaktık? Kütleleri çok güzel bir şekilde birleştireceğiz. Bunlar artık görsel çok zor olursa özel teknikler kullanıyoruz bunlara. Bir sürü tekniğimiz var. Önce şu ikemli üçgeni birleştirelim bakalım buluşturabilecek miyiz? Şurada buluştuğunu gördük. Nereden biliyorsun? Torkları eşit. Şu ikemli üçgen gitti. Burada beşem oldu mu? Oldu. Okey. Sonra ne yapacaksın hocam? İkemli ikemi birleştireceğim. Bakın ikemli ikemi şu çapraz atıyorum görün. Burada birleşti mi canlar? Birleşti. İkemli ikemde dörtem olarak buraya geldi mi? Geldi. Tork almaya gerek yok. Görsel soru bunlar. Şimdi L'nin kütlesi büyük olan ekran olacak. L olabilir mi? Olmaz. Çünkü yukarısının torku 5, aşağısının torku 8 oldu. Aşağısı fazla olduğu için ne olacak? Biraz aşağı inmem gerekiyor. Cevabım L mi arası? Anlaştık mı? Bakarak da yapabiliyoruz bu tür soruları. Yine ÖSYM'nin sevdiği tarz bir soru. Kesmeler var. Kesmeler var. Düzgün türdeş kare levhadan taralı parçalar çıkarılıyor. Taylan'ın sevdiği soru bunlar. Levhanın şekildeki dengede kalması için ne yapalım diye soruyor. Güzel, simetri yaptığım an bu iş olacak. Bizi burada şıklar kurtarır. Bak güzel Taylan'ın dikkat et. Şöyle yapacağım. Şunla, şu sanki buradan çıkmış değil mi güzelim? İki tane kutu buradan çıkmış. Süper. Şimdi ben de öyle bir şey yapacağım ki ipi olan uzaklığı bir kutu olsun. Nerede? 1, 3'ü gördüm de. 2, 3 diyor bak. 2 ile 3'ü çıkarırsam sanki buradan çıkmış gibi olur mu? Olur. Torkları eşit mi? Eşit. Demek ki 2, 3'ü aldım. Oldu. Kalem direnme. 3, 5'e bakalım. 3, 5 efsane. 3 ile 5'i birleştirdiğim zaman arkadaşlar ne olur? Bakın 3 ile 5'i birleştirdiğim zaman dikkat edin. Sanki buradan çıkmış gibi oluyor. İpin altından çıkıyor. Abi ki ben ne istiyorum? İpin sağından bir kare sağdan çıksın istiyorum. Bu yanlışa düştü. 2'yi attım. 3'e geldik. 1, 3, 4, 5. Efsane. Hepsini çıkartıyor. Hepsini çıkartıyor. Sevdim seni. Şimdi ben neyi düşüneceğim? Çok güzel. 1, 3, 5 dedi. Bir kere 3 ile 5'in, şu 3 ile 5'e dikkat et. 3 ile 5'in sistemi etkilemediğini görüyorum. Neden? Çünkü 3 ile 5'i çıkarttığım zaman ipin altından çıkıyor. Yani 5 ile 3'ün bu sistemin bir etkisi yok. Süper. Peki hocam 1 ile 4'ü çıkarırsak, efsane olur. 1 ile 4'ü çıkarıyorum dikkat edin. Sanki buradan çıktım Taylan. Bunun uzaklığı, ipi olan uzaklığı biraz öncekiyle aynı mı soldakiyle? Aynı. O zaman şu 3. seçenekte efsane bir şekilde doğru olur. Anladığınıza inanıyorum. Güzel bir soru. Tam bir AYT sorusu olmuş bu. Ne yaptım buradan? 3-5'in hiçbir etkiyi olmadığını gördüm. Kısaca böyle kareleri iplerle tavana astıkları zaman tork kontrolü yapıyorsun. Tabii pratik teknikler kullanmak her zaman işimize yarar. Vay yine güzel bir soru. Bakın şu parçayı kesip... Dur neyi kesmişim? Kesmemişim herhalde. Taralı kısmı kesip... şurası kesilmiş arkadaşlar. Şurası taralıymış. Şu parçayı kesip şu karşıya getiriyor. Yeni şeklin ağırlık merkezi nerede olur diye bir soru soruyor bize arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Aslında bir sürü teknikle yapabiliriz bunu. Şimdi şu ikisinin kütlesini bulalım mı? Bulalım. Nedir bu ikisinin kütlesi? Aşağı doğru indim. İkemdir. Neden? Bu M. Bu M'si bu ikemdir. Gidip de şu iki üçgeni sakın bir yerlerde buluşturmayın. Sıkıntı çekmeyin. Bunun kütlesi nerede? M hocam. Şu üçgenin kütlesi nerede canlar? M'dir. Yakaladınız mı? Bitti. Şimdi sonra hiç artistik hareket yapıp bir şeyleri birleştirmeye kalkmayın. Çünkü bu ortada buluşuyor. Buçuklar sıkıntı verir sizin başınıza. Ne yapacağım hocam? Al torku bilsin hiç düşünmektense. İşlemi yap. Bitir soruya. Kalem izin verdiğinde yazacağız. M çarpı, şöyle çizelim. M çarpı şu uzaklığa kadar 1, 2, 3, 4, 5 artı. M çarpı, Merve şimdi artistlik yapıyordur. Hoca neden uzatıyor ben görüyorum diyordur. Yaşlılık Merve göremiyoruz. Böyle işlemler yaparak netleştiriyoruz cevabı. 7 bölü 4. 7 bölü 4 nedir arkadaşlar? 1,5 gibi bir sayıdır. Demek ki bu tork aldığım yerden 1, 1,5. Demek ki cevabım nedir canlar? L mi arasındadır. Yani bu kadar işlem yapmadan ben bunu zaten lehme olduğunu biliyordum Merve çaktırma. 2 saniyede gördüm ben o cevabı da. İşte böyle uzatıyorum ki böyle mutlu olun diye. İndim aşağı. Güzel bir soru. Yine çalıştığımız bir şekil.
şu kareden şu parçaları çıkartmış, ağırlık merkezi nereye doğru kayar dedi. Ne biliyordum ben, ağırlık merkezi kesip çıkarılan parçanın tersine doğru kayar. Efsane. Hocam ne yapacaksın diyorsun. Vallahi bir şeyler yapacağız, bir güzellik yapacağız. Gördük cevabı, siz de görmüşsünüzdür kesin. Şunla, şunu kestiğim zaman sanki buradan çıktı değil mi? Güzel, bak burası. Bununla bunu kestiğim zaman sanki buradan çıktı. Süper. Şu ikisini birleştirdiğim zaman sanki buradan mı çıktı parça? Evet hocam. Buradan çıktığına göre üç yönünde kayması gerekir. Bu kadar basit bir hareket. Bunlar çıkartma değil mi? Bakıyorum. Çıkarılmaya toplasaydı, eklemeler olsaydı bir yöne kayardı. Çıkartmalarda ters yöne doğru kayar. Bakın üçgen levhalardan bahsediyor bana. Güzel. Üçgen levhaların birleştirilmiş, asılmış, dengede kalmış öz kütle ilişkisi. Nedir benim ilk tekniğim? Önce bir ağırlık merkezini belirleyelim. Bir. Bunun ağırlık merkezini belirleyelim. İki. Güzel. Ne yapacağız? Asma noktası olduğuna göre alan bulamam. Alan bulmak bana yasaklandı. Peki nasıl yapacaksın hocam? Şöyle yapacağım. Önce şunun bir alanını göreyim. Şunun alanına dikkat edin. Bakın 4, 3, 3 kere 4, 12, 2'ye böldük 6. Bunun alanı kontrol ediyorum nedir? 4, 3, 12, 2'ye böldük 6. Yani ben bunların alanını bulurken şöyle yapacağım değil mi? Alanı çarpı bunun öz kütlesi diyeceğim. Bunu bulurken ne yapacağım? Alanı çarpı bunun öz kütlesi diyeceğim. Teknik bu, unutma. Gidip de hocam ne gerek var dx, dy yazalım dersen olmaz, patlar sonra. Alanlar farklı olabilir. Bu tel olabilir, bu levha olabilir. Çok dikkat edeceğim bunlara. Öyle paldır küldür giremiyorsun bunlara. Tel olsa ağırlık merkezi buraya düşmez. Sakiniz. Sonra ne yapacağız? Asma noktası belli olduğuna göre ne yapacağız canlar? Tork alacağız. 6 çarpı 6 dx çarpı şu uzaklık 2. Hocam bunu da mı alacağız? Evet, onu da torklayacaksın. Altılar cehenneme yolcular çıktı. Dx bölü dy'nin 1 bölü 2 olduğunu yakaladık. Bu tür sorularda bakın hemen altını çiziyorum. Levha demiş. Dikkatimi çeksin diye uyardım kendimi. Ondan sonra ipe göre tork aldım. Bakın yine bir asma noktası. Asma noktalarına çok çok dikkat edin. Yoksa çok çok hata veriyor bize bunlar. Bakıyorum yine, niye okuyorum? Fatih'e dikkat et, öyle paldır küldür yapma. Ben tahmin ediyorum siz saldırdığın soruyu pire kare falan dedin sen buna, tahmin ediyorum. Bak sakin gidiyorum. Çember. O zaman ne yapacaksın hocam? Aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Bu noktalar herhalde eşit aralıkta anlatmak istiyor onu. Tamam. Ne yapacağız? Bunun çevresini bulacağım. Neydi hocam çevresi? Çevresi işte yarı çaplı yapılıyor. Neydi? 2 pi r dy. Süper. Bununkini bulalım canlar. 2 pi yarı çap 2 r. 2 r çarpı dx. Efsane. Sakın bunları birbirine eşitleme ne? Şu ipe göre tork alacaksın. Hadi torkumuzu alalım. Biraz hızlandıralım orayı. Şunu şu uzaklıkla çarpacağım. 2 ile çarptım. Eşittir. Bunu şu uzaklıkla çarpacağım. Değil mi? Ve bunları birbirine eşitleyeceğim. Tork aldım şu anda şu 2 ve 1 ile çarparak. Sonuç ne çıktı arkadaşlar? Dx bölü dy'nin burası ne çıktı? 8 çıktı. Burası ne çıktı? 2 çıktı. Yanlış görmüyorsam işlemi 1 bölü 4 olduğunu yakaladım. Okey. Bütün mantık ağırlık merkezini belirlemek. Çevresini, alanını, acmini neyse onu bulup öz kütleyle çarpmak. Peki tork almayı da unutmayacağız. Güzel bir soru. Yine sınıfta konuştuğumuz bir soruydu. Devrilme şartıdır bu. Çok güzel soru var. Bunun arkasına bir tane yapmıştım. İşte blokları üst üste koyarlar. Bunlardan hangileri devrilir devrilmez diye soru sorar bana canlar. Devrilmeme şartı neydi? Ağırlık merkezinin tabana düşmesi gerekiyor. Eğer ağırlık merkezi tabana düşüyorsa şekil ne yapmaz? Devrilmez. O tekniği kullanıyoruz biz burada. Şimdi o zaman burada bakıyoruz. Hangisi tabana düşüyor, düşmüyor görelim. Hemen gözüme bunu kestirdim. Bu hoşuma gitti. Şu şekil hoşuma gitti. Çok mutlu oldum bunu görünce. Neden? Çünkü bakın şu 3 milyon ağırlık... Ona da bakmayın. Daha kolay bakın. Şu 4 milyon ağırlık merkezi burada hocam. Süper. Şu tek kutunun ağırlık merkezi burada. Birleştirdiğin zaman ağırlık merkezi ne yaptı? Tabana düştü. Demek ki bu kesin dengede kalır. Tabana düşsün. Bütün derdim tabana düşsün. Şimdi 2 var. Demek ki 2 doğruymuş. Ona bir avantaj verdi bana. İncelelim. 1'i inceleyelim. Ne yapacağız bakalım, düşünelim.
Şimdi burada öğrencinin teknikleri devreye giriyor. Ben de hep değişik zor yerlerden gideceğim. Şu şekle bakıyorum. Bakın şu şekle bakıyorum. Şu şekle bak. Şu şekle bak. Görüyor musunuz? Bak. Çizeceğim ama karışacak. Şu şekil ve bu şekil. Bu bir simetrik şekildir. Simetrik şekil olduğuna göre ağırlık merkezi nedir? Nerededir? Canlar buradadır. Süper. Bu dörtem. Bunun kütle merkezi de buradadır. Bu dem. E düşünün bakalım dörtemle em nerede buluşur? Dörteme yakın olduğu için nereye düşer? Tabana düşer. Demek ki bir de bu işin içinde olmak zorunda. Hocam bunu da izleyelim. E çok kolay bu. Neden? Yani çok rahat yapabiliriz. Simetriyi de görüyorum burada. Farklı da yapalım. Hadi şu üçününki burada. Bu burada. Bu burada. Birleştir. Burada. Hepsi nereye düştü? Tabana düştü. Demek ki üçünün de olduğunu gördüm. Ortak ağırlık merkezini bulup tabana düşüp düşmediğini kontrol altına alacaksın. Evet telleri asmışlar. Aynı maddede yapılmış telleri asmışlar. Hangisi dengede kalır diye soruyor. Şimdi yine burada gözünüzdeki şıklar yok. Vermemişim şıkları. Ya gözünüze kestirin. Mesela şuraya girelim. Bastık. Şimdi mantık bu. Böyle gidip de solda 3 parça var, sağda 3 parça da yapılmıyor bunlar. Şunla şu simetrik. Efsane. Simetrik demek torkları aynı demek. Yani solda bir parça, sağda bir parça demek değildir. Mesela çok öğrenci yanlış yapar. Solda bir tane, sağda bir tane var. Yok öyle bir şey. Şimdi bu ikisi gitti. Şimdi bu kaldı. Bunun kütle merkezi burada. İki kutu olduğu için bu 2M'dir. Hocam bunun kütle merkezi nedir? M'dir. Şimdi tork alıyor. 2M çarpı 1'den burası ne çıktı? 2. Bu ne çıktı canlar? M çarpı yarımdan 1,5 çıktı. Denge bozuldu. Güzel. Buraya geçtim. Şimdi şu parça, şu parça simetrik. Güzel. Şimdi bu kütlesi burada. Bunun kütlesi burada. Bunun kütlesi burada. Ne yapacağım? Tork alacağım. Bu M kütleli unutma. Bu da M kütleli, bu da M kütleli. Hemen tork alıyorum. M çarpı ne kadar uzaklık? 1,5 eşittir. Şununkini alıyorum. M çarpı ne kadar uzaklık? 1. Efsane çıkıyor, doğru çıkıyor görüyor musun? M çarpı yarım. Torklar eşit mi? Eşit. Demek ki dengede. Çoğu öğrenci buna dengede demez. Ona dikkat edin. Bakın mesela 2 parça, 3 parça. Torklar eşit olduğu için dengede. Buna geçtik. Hocam ne yapacağız? Şu telin kütle merkezi ipin altında. Şu telden kurtuldum. Şimdi dikkat edin. Şimdi bakın. Bu kütle merkezi burada. Bunun kütle merkezi burada. Bununki burada. Bununki burada. Birleşirse bu burada buluşur. Bu burada buluşur. Dikkat ederseniz bunun ipe göre torku çok güçlü. İpe göre torku güçlü olduğu için ne yapar arkadaşlar? Döner. Demek ki burada yalnız cevabımız nedir? Yalnız 2'dir. Çok basit hareketli arkadaşlar. Parçaladığın zaman rahatlıkla çıkacaktır. Güzel bir soru. Ne diyor? M şey 3M, 3M, M, X hepsi O noktasına buluşacakmış. Şart atmış bana. Şimdi bir sürü teknikle yapabiliriz bunu. Neler yapalım diye düşünüyoruz. Birleştirelim. Dediğim gibi yani kolay bir soru aslında. 3M, 3M şurada buluştu mu canlar? Buluştu. Burası 6M oldu mu? Şurası 6M oldu. Şundan kurtuldum. Şundan kurtuldum. Şimdi benim X ile M'im de şurada buluşmak zorunda. Neden hocam? Başka türlü o noktasına gelemem ki. O zaman ne diyeceksin hocam cevaba? O zaman X ile M'in burada buluşması için X'in ne olması gerekiyor? 2M olması gerekiyor. Patlat gitsin cevap. Bir güzel bir sorudur aslında. Belki ya da ben çok kolay yerden hareket ettiği için çok çabuk çıktı. Tekniğe böyledir. Şu anda o noktası efsane çıktı. O noktasını yamuk yerlere koysak çok zor soruya getirebiliriz. Bakın yine bir teli çok abuk subuk asmış. Böyle soruları ÖSYM çok seviyor. Dediğim gibi simetri şartlarını arayacaksın. Şık eleyerek yapmak en güzeli buradan. Mesela 2'yi yine gözüme kestirdim. Amacınız burada en kolay şekli gözüne kestirip işleme girmek. Başladık. Şu parça ipin altında. Gereksiz. Şunun simetrisi bu. Kurtuldum. Bunun simetrisi bu. Kurtuldum. Demek ki şıklarda 2 olacak. At bakalım. Güzel. Şimdi 2'yi gördük. 2'yi gördük. 1 var mı yok mu? Sadece 3'ü incelesem cevap pat diye çıkacak. 3 varsa pat diye çıkacak. Ama 3 de zor. Karma çorba. Geldim bu 1'i inceleyelim bakalım. 1 olacak büyük ihtimal. Şunun simetrisi bu. Şunun ağırlık merkezi burada. Bunun ağırlık merkezi burada. Bunun uzaklığı 1,5. Bunun uzaklığı 1,5. Torkları eşit mi? Eşit. O zaman 1 olacak. Süper.
Demek ki bu cehenneme gitti. Demek ki bana 3 belirleyecek işi. 3'e geldik. Şu ipin altına gitti. Bu ipin simetri, bu simetri gitti. Güzel. Görüyorum ya. Şununla şu sim... Evet. Bununla bu simetrik mi arkadaşlar? Simetrik. Uzaklık 1,5. Bununla bu simetrik mi? Simetrik hocam. Demek ki cevabımız Edirne'ymiş. Zor gibi gözüküyor ama rahatlıkla çıkabiliyormuş. Güzel. İndik aşağı. Biraz renkli soru çözümle. Bakın çok güzel bir sorudur. Eşit bölmeli bir cisim K noktası asıldığında şu şekilde ve şu şekilde dengede kalıyor. Kütle merkezi hangisidir diye soru soruyor. Mantık neydi? İpin uzantısı devamlı olarak nereden geçmeli arkadaşlar? Kütle merkezinden geçmeli. Şimdi buraya bakıyorsun. Asmışım nereden geçiyor? Buranın ortak noktalarını bulacağız önce. Nedir buranın ortak noktası? X, Y, Z. Güzel. Y X'tir, Y Y'dir, Y Z'dir. Aralarda olabilir tabii. Işık koymuş muyum? Koymamış. Şimdi buradan astığımda ne olması gerekiyor? Bunda da ortak noktalar olacak. Burada ne var? T'den geçiyor, Y'den geçiyor, U'dan geçiyor. Demek ki bu şeklin ağırlık merkezi Y'miş ki ikisinde de ortak yerden geçiyor. Çok güzel bir sorudur. Karşınıza çıkabilecek sorudur. Geldik bize yine kütle merkezini soruyor. Ne bu ama? Hemen paldır küldür giremiyorum. Türdeş tel. Güzel. 2 pire'den gireceğiz. 2 pire. Yani yarı çap bana karar verecek burada. Başlıyorum. Aynı madde mi diyor? Aynı türdeş tel. Hızlı yapalım. O zaman bu yarı çapı R olduğundan kütlesi M'dir. Bunun yarı çapı 2 R olduğundan kütlesi 2 M'dir. Bunun yarı çapı 3 R olduğundan kütlesi 3 M'dir. Hocam ne yapacaksın? Pratik yola giriyorum artık. M'li 2 M nerede buluşur canlar? Burada buluşur. Güzel. Bundan kurtuldum. Burası 3 M oldu mu? Oldu. 3M, 3M nerede buluşur? Tam ortada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 tam ortada buluştu. Cevabımız neymiş? N noktası. Eğer sayılar uygun gelmese ne yapıyoruz canlar? Dork alıyorsun, hallediyorsun. Geldik. Geldik şuraya. Bir dairesel levhadan bu parça kesilip buraya eklenmiş. Bizi kütle merkezi nerededir diye soruyor. Bunları da çalıştık. Özel soruydu bunlar. Biliyorsunuz bunları diğer soru türleriyle yapmak zordur işte. Çünkü şu kesilen parçanın ağırlık merkezini bulmak çok zor. Özel formülle yapılıyor. Ne yapacağız? Özel teknik neydi özel teknik? Şu eklenen parçanın simetrisi aranıyordu. Hatırlayın. Hatırlattım. Öğrettim size. Bakın şu parçayla şu parça birbirinin simetrisi mi oldu? Evet hocam simetri oldu. O zaman ben ne yapacağım? Şimdi buna bir kütle vermeliyim. Burası kaç derece? 120. 120 derece M dersem bütün devam 3M olur mu? Olur artık. 360'lık. Bunun kütlesi M mi? M. Bunun kütlesi M mi? M. O zaman bunun kütlesi son 4 dakikada da kim geldi öyle? Bunun ortak kütlesi ne oldu arkadaşlar? 2M oldu. M, M ne oldu? 2M oldu. Toplam kütle 3M olduğundan bakın şu parçayla şu parçanın da kütlesi nedir? M'dir. Yakaladık mı? Toplam 3M olacağız. Hocam ne yapacaksın? Bitti. M'li 2M'i birleştireceğim. Kime yakın olur? Büyük olana yakın olur. Cevap L'dir. Efsane. Bu tür sorular karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Anlaştık herhalde. Güzel. İn aşağı. Kütle merkezi ne kadar yer değiştirmiştir diyor. Bakın bir levhadan. Şu parçayı kesip buraya eklemişim. Şimdi bunu işlemlerle de yapabilirim. Neydi işlemler canlar? İşte hocam bu büyük kutunun aşağı doğru, kesilen yukarı doğru, eklenen aşağı doğruyla da yapabilirim. Ya da biraz önce öğrettiğim tekniği kullanırım. Neydi hocam teknik? Neydi? Simetrisini arıyorum. Hop, simetri çektim. Görüyor musun? Ne kadar tatlı bir metot. Şimdi kütle verelim. M, 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 M. Hepsi M olmak zorunda. M, M. Şu ikisinin kütle merkezi buraya 2M olarak geldi mi? Geldi. Şu ikisinin kütle merkezi buraya 2M olarak geldi mi? Geldi. O zaman ortak ağırlık merkezi nerede arkadaşlar? Tam şurada. Hocam boyu bulabilir misin? Buluruz. Bütün boyu L ise değil mi? Şu yarısı da L bölü 2 ise yarısında yarısı nedir? L bölü 4'tür. Bir yerde işlem kayması yoksa cevabımız L bölü 4 olduğunu gördük. Simetriyi yakaladığımız zaman efsane soru. Efsane soru. Kaç tane koyarsak devrilmeden durabilir diyor. Güzel bir soru. Tam bir ayete sorusu olacak bir soru.
Ne yapacağız? Şimdi burada tekneyi düşünmek zorundayız. Bir kere önce şunu düşünmek zorundayım. Bu cisim yere dayandığı için benim tork noktasını düşünmem lazım. Devrilme torkla kaynaklanacak. Şimdi bu işin buraya göre mi tork alacağım, buraya göre mi tork alacağım? Beni ilgilendiren buralar aslında. Düşünün. Ben buralara ağırlık koyduğum zaman bu cisim nereye doğru 3 müydü? 3 tane mi diyorsun? Taylan. Herhalde bilmiyorum şu anda. Kontrol etmişimdir. Bu cisim nereye doğru devrilmeye başlar arkadaşlar? Sola doğru. Çünkü dönme noktam soldur. O zaman benim tork noktam burasıdır. Hedefim bu. Şimdi burada tabii şıklardan da gidebilirsin, bilmem neden de gidebilirsin, her şeyden gidebilirsin. Ne diyelim? Şu üçünün kütlesi burada. Şunu 3'e atalım. Şu ikisinin kütlesi burada 2'ye atalım. Ama Taylan aldattın beni. 3 değilmiş. Allah sakın vermesin seni. Neyse devam edelim. Şu sağ tarafın torkuna bakalım. Şuraya göre alacağız ya. Şu 2M'in buraya göre torku nedir arkadaşlar? 2M çarpı 2'dir. Artı. Şu 3M'in torku nedir arkadaşlar buraya göre? 3M çarpı yarım. Doğru mu? Doğru. Demek ki benim sağ tarafımın torku nedir arkadaşlar? 4 göreyim. 5,5M'lik bir torkum varmış benim. 10 tane diye cevap geldi. Yok mu arttıran diye sorduk. 10 tane. Vay. Şimdi nasıl yapacağız? Ben bu kütleleri buraya koyduğum zaman neyle çarpacağım arkadaşlar? Şuraya bir G ağırlığım olacak totalde. Neyle çarpacağım canlar? Yarımla çarpacağım değil mi? Bu neye eşit olmak zorunda? Hocam 5,5'a eşit olacak. Süpersiniz. Şu ikiler geçti. G'nin ne olduğunu gördük canlar. 10 olduğunu gördük.